sonuna kadar sürdüğünde taşıdı. Ama Cumhuriyet'e, seçmene ve demokrasiye toz kondurmadı. Gece Haziran'da 1980 darbesinin tohumlarını ektiği, 28 Şubat'ın suyunu döktüğü, yaşatılan bir global krizin uygun ortam sağlayıp yaşattığı bir sonradan görme silahsı oluşum, 7 Haziran günü iktidardan seçmen eliyle uzaklaştırıldığında Burhan Kuzu'ya tweet attırdı Cumhurbaşkanı Başkanı olarak. Seçmen kaosu teşkil edilen. Gece Haziran'dan 1 Kasım'a gerek Suriye'de Ankara patlamasında karda, gerekse Doğu'da, Güneydoğu'da harekete geçirilen terör örgütleri eliyle analarının kınalı kuzuları al bayraklara sarılıp Türkiye'nin dört bir yanına gitti. İŞİD canilerinin, PKK canilerinin vücutlarını patlatarak saçtıkları şarapler parçaları bugüne kadar 240 tane canımızı aldı. O parçalar Türkiye'nin 4 milyonundaki 70 milyonunda yüreğini parçaladı. Terör kimden gelirse gelsin, hangi amaç, hangi sahilde yapılırsa yapsın bir insanlık suçudur. Geçen gün Manisa'da yaptığı bir toplantıda bir açılış töreninde kendini başbakan zanneden, aslında reis dedikleri, tek başına iktidarını mutlaklaştıran, her geçen gün otoriterleşen bir diktatör bozuntusu tarafından başbakanlık makamına rekalet etmek üzere atanmış olan bir memur çıktığımız Cumhuriyet Halk Partililere teröre karşı bize destek vermiyorsunuz dedi. Buradan Sayın Başbakan'a sayın diyeceğiz, şahsından değil işgal ettiği makama duyduğumuz saygıdan Sayın Cumhurbaşkanı'na şunu söylemek lazım. 9 kez araştırma önergesi verdik. Terörün sebepleri araştırılsın ve sonuçlandırılsın. Sürekli metoyu kullandılar. Temmuz ayında bu ayıma Milliyetçi Hareket Partisi'nde ortak ettiler. Daha geçen gün meclisteki terör zirvesinde 4 parti lideri bir araya gelsin. Terörü önce konuşalım. Ne çare istiyorsanız elinizdeki imkanları kuvvetlendirin sözünü bizzat meclis başkanının makamında tutanak altında tüm partilerin görevlendirdiği terör zirvesindeki yetkililere ben söyleyeyim. Bir kez daha buradan söylüyoruz. Ey Cumhurbaşkanı'nın atadığı başbakanlık memuru, Cumhuriyet Halk Partisi size soruyor. Terörle mücadelede ne eksiğiniz var da bizler engel olduk. Bugüne kadar biz söyledik, siz kaçtınız. Bundan sonra size hangi meydan diyoruz. Akan kadın durması için, anaların gözyaşının durması için, şehit cenazelerinin gelmemesi için, sabah evladını okula, dershaneye, işe yollayan analar, eve çocuğum tek parça dönecek mi diye endişe duymasın diye CHP üzerine bir şey yaptı. Bundan sonra da yapacak. CHP terörün değişeğine bakmadan teröristi ve teröristi kınar devlet denen. Ey başbakanlık memuru, şimdi yarın çıkacaksın ve şunu açıklayacaksın. Terörle mücadelede Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi eksiği var? Bunu açıklamazsan salı günü yapılacak grup toplantılarında cevabını alacaksın. Ama şimdiden söyleyeyim. CHP gibi Çanakkale'de şehit kanlarıyla Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'yle Yeditürk'e karşı verilmiş en büyük anti-emperyalist mücadelenin başkumandanın ordusu, neferi, askerleri, vatandaşları ve evlatları olan bizler seni müfteri ilan ediyoruz. Ne ilan ediyoruz.
günden sonra inşallah güzel günlere eriştiğimizde pek çok şeyi konuşabiliriz. Ama bugün birliğimizi, beraberliğimizi vurguluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, Terörsüz Bir Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugün çeşitli hesaplar sonunda, çeşitli pazarlıklar sonunda, çeşitli kirli işbirlikleri sonunda al başkanlığı, al özelliği, ver başkanlığı hesaplarının sonunda ülkeyi getirdiği noktada yeniden çözüm alternatifidir, umuttur. Bu ülkenin çimentosudur, harcıdır. Yurtta sulh, cihanda sulh diyen Mustafa Kemal'in bugün Türkiye'ye taşıdığı umut yaptığı vasiyettir. Bu duygu ve düşüncelerle burayı, bu meydanda yer alanları Turgutlu gibi vatanının milletine en bağlı asla ve asla ülkenin bölünmez bütünlüğünden taviz vermeyecek güzel insanların güzel kentinde hepinizi saygıyla selamlıyorum.